Evet, Anadolu Aslanları İş Adamları Derneği Genel Başkanı. Doğru söyledim mi? Doğru. Mustafa Bey, hoş geldiniz. Hoş bulduk. İyi pazarlar. Sayın Mustafa Koca stüdyo konuğumuz. Sayın Bakan'dan sonra aslında sizinle de biz benzer konuları konuşacağız. İzleyicilerimize bir hatırlatalım. Derneğiniz tanınan ve bilinen bir dernekti ama siz bir ilan verdiniz ve o ilanla başka birçok yerde de adınız geçti. Tartışmalar da oldu. İlanla neyi söylemek istemiştiniz? İsterseniz oradan başlayalım. Sonra güncel konuları nasıl değerlendirdiğinizi de izleyicilerimize aktaralım. Hayır. Gazetede, birçok gazetede çıkan bir tam sayfa ilan vardı. Hangi gün çıktığını da bir hatırlatalım ki insanlar belki bir zamanlama açısından da değerlendirme yapabilirler. Ne dersiniz Mustafa Bey? Buyurun. Biliyorsunuz Anadolu Aslanları İş Adamları Derneği kurulduğu günden bugüne olabildiğince özgün, olabildiğince bağımsız düşündüğünü yönetim kuruluyla birlikte alıp bütün kamuoyuyla paylaşan bir kurum. Böyle olunca Anadolu Aslanları İş Adamları Derneği, tabii Taksim olayları, Gezi Parkı'ndaki olaylar bizim gündemimizde zaten var idi. Ve arkadaşlarımızla birlikte ciddi manada bunu masaya oturduk ve Taksim'de yaşanan olayları nasıl Türkiye'nin gündeminde ortaya koyarız, nasıl Anadolu Aslanları İş Adamları Derneği'nin Taksim Gezi Parkı ile ilgili ne söyleyebilir, arkadaşlarımız oturup hep beraber tartıştık. Tartışmalar içerisinde de aldığımız karar, bütün gazetelere, ulusal gazetelere ilan vermek suretiyle Gezi Parkı'ndaki bütün niyetlerimizi kamuoyuyla paylaşalım istedik. Çünkü ve ilanın başlığında da Gezi masumiyetini yitirmiştir. Evet. Böyle kurumuş bir takım dallar çevresinde, değil mi? Evet. Böyle bir mesaj var. Altında da böyle madde madde görüşleri sıralanıyor. Tabii derneğiniz. Şimdi çevreci bir eylem adı altında başlayan bu masum eylem, çünkü her insanımızın aynı düşünmesi zaten mümkün değildir. Ama bir gerçek var ki demokrat, farklı düşünmeyi seven çevreci insanların başlatmış olduğu bir hareket, sonuç itibariyle geldiğimiz noktada baktık ki bir takım uluslararası güçlerin, uluslararası dengelerin, basının, medyanın, her türlü siyasi mekanizmaları da ortaya koymak suretiyle farklı bir eylem biçimi ortaya çıktı. Tabii böyle olunca dönüştü mü diyorsunuz yani? Başka bir şekilde eyleme, farklı bir eyleme dönüştü. Çünkü ya bakınız, orada gezerken duvar yazıları, afişler, pankartlar, bunların hepsi farklı noktalara geldi. Fakat bu bir tesadüf. Yani biz hatta dikkat ederseniz ilanlarımızda ne tesadüf diye dikkatle çektik. Çünkü ara başlıklara dikkat çektik. Maddelerin arasında ne tesadüf dediniz. Çünkü bakınız, geldiğimiz noktada şu anda ülkemiz 38 milyar borçlanacak, borç faizleri 4'ten 7'ye çıktı. Artı IMF'ye borcumuzun bittiği bir zaman diliminde bu oldu. İsrail'in burnunu sürtürdüğü bir zaman diliminde oldu. Suriye'de rol almaya çalıştığımız bir zaman diliminde oldu. Orta Doğu'da ve Afrika'da insanlar Türkiye'yi model görmeye çalıştığı zaman diliminde bunlar yani oldu. Yani o zaman başlangıcı itibariyle de mi masum değil algısına sahipsiniz? Dernek üyeleriniz o şekilde mi? Yani bunu, bu sözü edilen uluslararası sistemin bazı unsurları bir koordinasyon halinde Türkiye'de bir istikrarsızlık yaratmak ve Türkiye'nin mesela önünü kesmek isteyen kişi ve gruplar mı başlattı? Şimdi ben şunu net bir şekilde, iki konuyu birbirine ayırmak lazım. Birincisi, masum, demokratik ve çevreci eylemlere saygılıyız. Bu yakıcı ve yıkıcı olmamak zorundadır. Evet. Eğer bu siyasi manevralere dönüşüyorsa o zaman uluslararası güçlerin kontrol altına girmiş demektir. Şimdi bakınız, Amerika'da ve Avrupa'da gösteri alanları, miting alanları bellidir ve insanlar buralara gider, demokratik haklarını kullanırlar. Yani siz istediğiniz yerde eylem yapamazsınız. Burada yapılan şey şudur. Başlangıç itibariyle masum ve çevreci olarak başlayan eylem, 2-3 gün polisin çok ciddi sabrına rağmen masum başlamıştır. Fakat daha sonra ilerleyen zaman içerisinde baktığımızda
bu masumiyetini yitirmiştir dememizin sebebi işte uluslararası manipülasyonun güdümle girdikleri için biz masumiyetini yitirmiştir dedik. Hangi gün yayınlanmıştı Sayın Koca ilan gazetelerde? Cuma günü yayınlamıştık. Bugün ayın 24'ü. 23'ü. 23'ü. 7 gün geriye gidersek 16'sı. 16'sında. Evet. Yani 31 Mayıs'tan itibaren zaten, gelişmeleri değerlendirip. Evet. Peki bu kararı gazetelere ilan verme kararını nasıl derneğiniz içinde aldınız? Çünkü gazetelere ilan verince hem derneğinizin üyelerinin pozisyonu bir homojen bir şekilde ortaya çıkmış oluyor hem de çok oldukça iddialı bir fikir ortaya atıyorsunuz. Şimdi biz şunu bir pozisyon belirliyorsunuz daha doğrusu. Biz şunu özellikle belirtmek istedik. Olay Gezi masumiyetini yitirmiştir derken ilk 3 günden sonra hatta ilk haftadan sonra diyelim. Masumiyetini yitirdikten sonra artık bizim orada milli iradeye karşı bir dik duruşu eğer konu sadece ağaçsa biz bunu bir kampanyayla 4 ağaca karşı 400 bin ağaç kampanyasıyla yönetim kurulumuzda bunun kararını aldık. İnşallah nasip olursa ilgili kurum ve kuruluşlarımızla birlikte İstanbul'da ve mümkünse İstanbul'a mümkün değilse Türkiye'nin genelinde 400 bin ağacı bir kampanyayla dikmiş olacağız. Ne zamandan ne zamana nasıl bir kampanya? Onu ilgili arkadaşlarımız Orman İl Müdürü'yle çalıştılar. Sayın Bakan da az önce belli bir yer gösterdiler. İlk etapta hemen bir 10 bin ağaç dikeceğiz. Daha sonra da Sayın Bakanımızın da katılımıyla ciddi bir çoluk çocuk hep birlikte bir bayram havasında Türkiye'mize 400 bin fidanı inşallah dikmiş olacağız. Şimdi konu ağaçsa böyle olmalı. Yani ilk 3 gün deki hava olsaydı bu böyle olacak. Yani ama biz üzerimize en azından düşeni yapalım bu boyutta diyorsunuz düşeni, anladığım kadarıyla. Üzerimize düşeni bir yapmak istiyoruz. Bir seferberlik, bir kampanya başlatıyorsunuz. Aynen. 400 bin önemli de bir fidan yani tabii, ağaç. Tabii. Ama burada konu siyasi iradenin yıpratılmasıysa bütün demokratik toplumlarda hükümetler seçimle gelir, seçimle giderler. Siz seçimle hükümet olamıyorsanız başka manipülasyonlarla iktidara gelme, iktidarı devirme, hatta sadece Sayın Başbakan'a yönelik bu hareket, o zaman burada şunu demek zorundayız. Bizi tanıyanlar bilir. Biz sözümüzü olabildiğince net söylemeye çalışan bir derneğiz. Böyle olunca herkesi milli iradeye saygıya davet ettik. Eğer konu başbakansa başbakana, yani bugün milli iradenin temsilcisi konumunda olan Sayın Başbakan, biz milli iradeye saygılı olduğumuzdan dolayı da biz milli iradeye saygımızın gereği olarak da bugün Sayın Başbakan'ın dik duruşunun yanında olduğumuzu bütün kamuoyuyla paylaştık ve bunu da net bir şekilde söyledik. Yani Başbakan'ın şu andaki bu konuya hem yaklaşımını hem de politik duruşunu da Askon olarak desteklediğiniz sonucuna mı varalım? Yani bu konu çerçevesinde. Evet, bu konu çerçevesinde böyle söyleyebiliriz. Çünkü sonuç itibariyle çünkü Sayın Başbakan mitinglerde de birçok boyutunu dillendiriyor, görüşlerini paylaşıyor. Siz o görüşleri de desteklediğinizi tabii, söylüyorsunuz. Tabii. Sonuç itibariyle biz şunu yapıyoruz. Biz milli iradeye sahip çıkıyoruz. Eğer bu millet iki kişiden bir tanesi siyaset olarak Sayın Başbakan'a sahip çıkmışsa herkesin buna bütün demokrat kesimlerin, bütün siyasi unsurların sahip çıkması lazım. Dolayısıyla biz de bir sivil toplum örgütü olarak kendi tarafımızı belli etmiş olduk. Çünkü niye? Bunu demokrasinin ve özgürlüklerin gereği olarak inandığımız için bunu yapıyoruz. Ya bugün yanlış bir şey de olsaydı çıkar yanlış yaptığını çok rahat bir şekilde söylerdik. Mustafa Bey, çok eleştirildiniz mi peki? Mesela bir de diğer tarafından bakalım. Diğer siyasi partilerden, başka sivil toplum örgütlerinden ve meslek örgütlerinden bir eleştiri geldi mi size? Yani işte zamanlaması ya da ilanın içeriği ya da görüşünüzü böyle bir tam sayfa ilanla açıklamanızdan şimdi ötürü. Bakın, bu tip şeyler de oldu mu? Her üretimin negatif ve pozitif etkileri olur. Biz şuna bakıyoruz. Biz özgün irademizle yönetim kurulunda aldığımız bir kararı herkesi milli iradeye saygıya davet ediyoruz. Ağaçsa 400 bin ağaç dikeceğimizi zaten söylüyoruz. Onun dışında biz
yakıcı ve yıkıcı eylemlerin siyasi bir manevraya dönüşmesi, uluslararası bir manipülasyonun parçası olmasını kabul etmedik, etmeyeceğiz. Ama biz bir şey yapıyoruz. O da şu. Ekonomik anlamda Taksim'de Gezi Parkı diye çıkan olaylarda bugün hala ufak tefek de olsa sürtüşmeler, gerilimler devam ediyor. Evet. Bir bakalım ekonomik anlamda bundan kim karlı çıktı? Bakınız, sadece görülen boyutuyla ülkemizin kaybettiği rakam 100 milyar TL şu anda. 100 milyar TL'yi şu anda kaybetmiş vaziyetteyiz. Kendi yaşadığım örnekleri anlatayım size. Müsaade ederseniz. Lütfen. Ben tekstilciyim. Buyurun. 30'a yakın ülkeye mal satıyoruz. Ve benim müşterim İstanbul'a gelmekten imtina ediyor. Niye? Sanki Türkiye'de bir iç savaş varmış gibi hareket ediliyor. Çok iptaller oldu mu sizin çevrenizden, sektörünüzden? Başta, çok oldu mu? Başta müşterilerimizi gelmede imtina ettiler. Çünkü niye? Ya acaba farklı bir şey mi var? Ya, Türkiye 780 bin kilometre. Sadece bir alanda 3-5 tane eylem var ve demokratik olmayan bir eylem var. Ama burada esnafın, iş adamının kaybetmiş olduğu milyon dolarlar var. Rezervasyonlar iptal edildi. Yani iç talepteki daralmayı zaten söylemiyorum. Çünkü niye? İnsanlar otomatikman bir kabuğuna çekiliyorlar. Ama burada yapmamız gereken şey şudur. İhtiyaçlarını öteliyorlar belki. Tabii. Şimdi bir bakalım duruma, ne oluyor, bir şey mi oluyor acaba diye merak edenler. İç piyasada böyle, dış piyasada da insanlar gelmiyor. Mesela yani, benim çok iyi tanıdığım, bildiğim dışarıya kargo yapan kargocular var. Mesela bir örnek verecek olursak, Libya'ya eskiden 6 kargo gönderenler şimdi 2 kargo gönderiyor. Her bu uçağın maliyeti, yaklaşık olarak söylüyorum, 3 milyon dolar olsa sadece bir şirketimizin cirodaki kaybı 10 milyon dolar. Tahmin edilenden de fazla olabilir anlamında. Yani bu bizim tabii toplam kaybın çok daha fazla. Peki biraz normalleşiyor mu yani o süreç size göre? Bir iş adamı gözüyle ve bir derneğin genel başkanısınız. Ekonomik boyutunu sorayım. Yani turizm, ekonomi, tekstil, diğer sektörler ilk başladığı döneme göre biraz daha tansiyonun düştüğünü... Şu anda normalleşme sürecine girmiştir. Her geçen günde iyiye doğru gidiyor. Ben ülkemizdeki hem içerideki cirolarımız anlamında söylüyorum, hem de dışımızdaki müşterilerimiz anlamında söylüyorum. Bu normalleşme sürecine girdi. Yeter ki bakın, bir kendimden bir örnek daha anlatayım müsaade ederseniz. Buyurun. Pazar günü Tuzla'da nikahtan çıktık. Mado'da bir çay içelim dedik. 200 kişilik bir ekip geldi. Mado'da, Tuzla'da Mado istemiyoruz diye bir gürültü kopardı. 10 masa vardı. Arkadaşların bir tanesi bir yaşlı karı koca, eylemcileri alkışlıyor. Bizim masa olduğu gibi durdu. Olayları seyrediyoruz sonuç itibariyle. 8 masada çıktı. Bağırdılar, çağırdılar. Şimdi bakınız, bir markamızı, marka üretmek için bir ülkede, ister Türkiye'de ister dünyada, en az 30 yıla ihtiyaç var. 30 yıllık elde ettiğiniz markayı 10 günde heba edemezsiniz. Bu demokratik bir hak değildir. Dolayısıyla biz markalarımıza sahip çıkmak zorundayız. Daha sonra ne oldu? Eylemciler ring yaptılar, tekrar bağırdılar, çağırdılar. 10 dakika sonra tekrar o kalabalığın içerisindeki en az %50 insan o Madonna'nın tekrar müşterisi oldu. Peki bu nasıl pehriz? Bu nasıl lahana turşusu? Yani eylemleri niçin yaptığımız da belli değil. Yani dolayısıyla masumane yapılan eylemlerle uluslararası manipülasyonun oyuncağı olan grupları birbirine ayırmak lazım. Zaten yani bu ifadenizden ben böyle herkesi toptancı bir yaklaşımla ele almadığınız sonucuna varacağım. Çünkü buraya giden, eylemlere katılan, gösterilere katılan insanlar arasında da son derece makul, yani Taksim'in düzenlenmesine dair görüşlerini paylaşan insanlar var ve bu da son derece doğal. Yani dünyanın her yerinde insanlar yaşadıkları yere dair fikirlerini şiddete varmadan, değil mi? Tabii. Şiddete hiçbir şekilde başvurmadan demokratik kanallardan
demokratik yollarla kullanabilmeliler. Tahmin ediyorum siz de aynı görüşteyiz. Kesinlikle. Evrilmesiyle, dönüşmesiyle başka mecralara taşındığını, aynen, başka bazı güçlerin devreye girdiği kanaatini dile getirdiniz. Az önce verdiğiniz örnekle de. Şimdi mesela Twitter'dan bir vatandaşımız Hikmet Paras'ın sorduğu soruyu ben ona bir şey ilave ederek size yönlendireyim. Evet, yani ağaç dikilmesinin son derece güzel bir şey olduğunu söylüyor. AVM'ler konusuna nasıl bakıyorsunuz mesela? Yani İstanbul'un ekonomisinde, hizmet sektöründe, ticaret hayatında önemli de bir rolü var AVM'lerin ama İstanbul'un buna doyduğunu düşünüyor musunuz AVM'lere? ASKON olarak bu konudaki şeyiniz ne? Görüşünüz mü? Şu anda İstanbul'da yaklaşık 100 küsür tane AVM var. AVM'ler bazı lokasyonlarda çok güzel ve değerli oldu. Ama bazı lokasyonlarda da var ki son derece berbat bir yanlış yatırım oldu. Ne anlamda berbat derken? Lokasyon seçiminde yanlış oldu. Dolayısıyla olmayacak yere AVM yapıldı. Olmayacak yere AVM yapıldı. Mesela çok basit manipülasyonlardan bir tanesi de işte Gezi Parkı'nda AVM yapılacağı iddiasıydı. Halbuki işte oraya bir AVM yapılmış olsa son derece yanlış bir yatırım olurdu. Çünkü Taksim'de böyle bir şeye ihtiyaç yok. Yani dolayısıyla İstanbul'un AVM ihtiyacı bundan sonra artık belli bir plan dahilinde yapılmak zorundadır. İhtiyaç olan bir yerde, anlamlı olan bir yerde dokuya yapılmak. Dokuya da zarar vermeyecek. Dokuya da zarar vermemesi lazım. Onu çünkü AVM sonuç itibariyle dünyanın gelmiş olduğu noktada bir ihtiyaç. Ha bu ihtiyaçsa insanımızın daha rahat, daha özgür hareket edebilmesi için bu AVM'yi yapalım. Ama gereksiz bir yatırıma, gereksiz bir yani çevreye yanlış bir konumla da yapılmış olan bir AVM'de hem yatırımcısına hem de orada yaşayan çevredeki halkına son derece zararlı bir eylemdir. Mesela bunun da birkaç tipik örneği var İstanbul'da. Onlar da zaten İstanbul'da İstanbullular bilirler. Çünkü hareketli olan AVM'ler mutlaka lokasyona güzeldir. Hareketsiz olanlar da mutlaka. Yani artık hiçbir fizibilite... Rekabet de olduğu için aralarında. Şimdi bir yere yeni bir AVM yaptığınız zaman mevcut alanda daha önce yatırım yapmış olanlar açısından da bir dezavantajlı bir durum oluşturuyor. Çünkü insanlarda doğal bir refleks olarak yeni AVM'ye gitmek gibi işte daha güzel bina, işte yeni bir mimari özellik. O zaman öncekiler açısından da bir rekabet bakımından sorunlu bir durum oluşturuyor. Tabii. Değil mi? Tabii. Yani yatırımcısınız siz de nihayetinde. Tahmin ediyorum aynı şeyi düşündük orada. Peki siz bu ilandan sonra herhangi bir şekilde Sayın Başbakan'la bir iletişiminiz oldu mu bu ilan çıktıktan sonra? Yok, olmadı. Olmadı. Sonuç itibariyle biz Sayın Başbakan'la da ilgili hükümetten teşekkür alacağız diye bunu yapmadık. Sadece demokratik görüşünüzü ortaya koymak istedik. Pozisyonunuzu. Pozisyonumuzu net bir şekilde belli etmek istedik. Çünkü biz ekonomik ağırlıklı bir kuruluşuz. Şimdi bakınız, 1923 hedefleri ortaya konulmuştur. 23 hedefleri ortaya konulduktan sonra herhangi bir markanın, herhangi bir holding patronunun sokaklara çıkıp sade vatandaşmış gibi konuşması son derece yanlıştır. Bizim 2023 hedeflerinde 500 milyar dolar ihracat hedefini nasıl gerçekleştirebiliriz? 2 milyar dolar gayri safi milli hasıla hedefini 2 trilyon dolar gayri safi milli hasıla nasıl gerçekleştirebiliriz'i ortaya koymamız lazım. Yani iş adamları örgütlerine düşen görev budur. Üretim yapmak, istihdam yapmak ve ihracat yapmaktır. Burada önemli olan şey nedir? Biz problemle çözüm arasında köprü oluruz ve bu köprüyü de bizler neler yapabileceğimizi, çünkü biz olayın siyasi tarafına değil ekonomik tarafına bakmak zorundayız ve ekonomik tarafına bakarken de siyasi irade üretimi, istihdamı engelleyici bir takım kararlar alıyorsa da yanlış yaptığını kendilerinin yüzüne karşı söyleyerek, raporlar hazırlayarak bunu da bunu yaptınız mı? Yapıyor musunuz? Bunu yapmaya devam ediyoruz. Hatta bakın biz bu hafta Sayın Bakan'la Perşembe Zafer Çağlayan'la Diyarbakır'daydık Perşembe günü. Evet. Birinci teşvik paketinin yıl dönümünü değerlendirdik. Şimdi 6. bölge bizim Türkiye'mizin en zayıf bölgesi. İşte Muş da var arasında. Muş da var. 16 vilayet var. Evet. Diyarbakır başta olmak üzere. 16 vilayetimiz var. İşte Siirt'inden Bitlis'ine varıncaya kadar 16 vilayet. Nasıl bir yılı değerlendirince? Yani teşvik paketleri biliyorsunuz en son geçen 20 Haziran'da
en son çıkartılan teşvik paketleri açıklanmıştı. Birinci bölge ile altıncı bölge arası. İşte Marmara bölgesi evet. Birinci bölge, altıncı bölgede Güneydoğu Anadolu bölgesi. En çok yardıma ihtiyacı duyan, yatırıma ihtiyacı duyan bölgeler. Baktığımızda da hamdolsun gördük ki en çok teşvikle alakalı müracaatı yapan altıncı bölge. Orada ben şöyle bir ifade kullandım. Diyarbakır ve altıncı bölge, eğer biz gerçekten gelecekte bölgede lider ülke konumuna çıkmak istiyorsak, Orta Doğu ve Afrika'da model ülke olmak istiyorsak, birlik beraberliğimizi muhafaza ederek orada bu teşviklerle birlikte biz yatırımlarımızı artırmamız lazım. Dolayısıyla siz bunları yapmadan ülkede birlik beraberliğinizi, bölgeler arası gelişmişlik farklarınızı askeriye indirmeden bölgede zaten lider ülke olamayız. Askon olarak önümüzdeki dönemde bu 6. bölgede yeni yatırımlarınız olacak mı? Var. Şu ana kadar teşvik almış ve müracaatları da yapmış olan arkadaşlarımız var. Dolayısıyla bu biz illerde, tabii 6. bölgede. Çünkü sonuç itibariyle biz şunu biliyoruz. Artık uluslararası marka olmanın, üretici olmanın yolu da Anadolu'da yatırımdan geçiyor. Çünkü Marmara bölgesindeki maliyetlerle çok 6. bölgedeki yüksekler. Maliyetler arasında bir de doydu yani fiziki alan da yok yani arsa yok değil mi? Dünya tabii ya son Anadolu'nun ayrıca cazibesi de artıyor. Birçok yetişmiş insan var, pırıl pırıl gençler var. Onlar iş yapmak istiyorlar. Ben de Sayın Bakan'la, Sayın Zafer Çağlayan'la Muş'a gittim sizden bir buçuk hafta kadar evvel. Orada o heyecanı gördüm. Barış ve çözüm sürecine dair de inanç kuvvetli, çok yüksek. Hangi sektörlerde daha çok yatırım arayışı içindesiniz o bölgede, 6. bölgede? Şu anda tekstil ve özellikle tarım alanındaki potansiyel de var orada. Çünkü biliyorsunuz şu anda aşağı yukarı oradaki tarım potansiyeli mevcutun 25 katı altında şu anda tarım yapılıyor orada. Büyük bir uçurum var yani. Büyük bir uçurum var. Bu noktada bizim de gerçekten özellikle 6. bölgeyle ilgili söylüyorum. Barış sürecinde çok ciddi çalışmalarımız oldu o bölgelerde. Sadece evet. Diyarbakır'da değil, diğer illerde de. Çok ciddi çalışmalarımız oldu. Çünkü orada ne kadar çok barış sürecine destek verilip de oradaki birlik ve beraberlik hat safhaya çıkarsa ben inanıyorum ki orada çok daha farklı. Çünkü aç insanın din imanı olmaz. Ama insanlar tok olursa üzerine tabiri caizse çıplak bir insan düşünün. İşte üzerine her türlü şeyi giydirerek siz orada yeniden dünyaya hem tokluğu hem de birlik beraberlik mesajını vermiş olursunuz diye düşünüyorum. Mustafa Bey, ASKON'u tanımayanlar açısından bir özet yapalım. Aşağı yukarı kaç üyesi var ve ne kadarlık bir ekonomiyi temsil ediyor? Son sorumu olsun. Bir de izleyicimizin bir notu var, onu paylaşacağım ondan Peki. sonra. Biz Anadolu Aslanları İş Adamları Derneği olarak 1998 yılında kurulduk. 15 yıllık bir derneğiz. Yaklaşık olarak 3000 üyemiz var. Türkiye'de ve dünyada aşağı yukarı 100'e yakın sektör kendisini ortaya çıkartır. Biz Anadolu Aslanları İş Adamları Derneği yok. Bu 100 sektörü 10 sektörde de altında işte tekstilinden makinasına, beyaz eşyasına, inşaatına varıncaya kadar böyle bir planladık. Evet. İlgili kurum ve kuruluşlarımızla köprü vazifesi görerek ülkeye katma değer sağlamaya çalışıyoruz. Ve bir büyüme hedefiniz var, onu anlıyorum. Tabii. Çünkü Anadolu'nun zaten aslanları da kaplanları da ne dersek diyelim bir potansiyel, çok büyük bir potansiyeli var. Bizler gidince bakınız, o heyecanı görüyorum ben. Küçüğü olmayanın büyüğü olmaz. Biz Anadolu Aslanları İş Adamları Derneği'ni insanın sermayesi küçükse ortaya, ortaysa büyüğe, büyükse uluslararasını açma gibi bir azmimiz var. Bir sonraki hep büyük hedeflere gitme yolunda koyuyorsunuz. Evet. Sibel Köroğlu isimli izleyicimiz de der ki evet ağaç dikmek çok önemli ve güzel bir çözüm. Fakat keşke bu insanlar hayatını kaybetmeseydi, ölmeselerdi, yaralanmasalardı ki zaten herhalde buna katılmamak mümkün değil. Yani büyük acılar. Tabii ya yani kimse mi? Bunu tasvip etmez. Ülkenin en büyük yani bir sıralama yapmak gerekirse bu işlerin özet bir bilançosunda elbette ekonomik kayıplar oldu, elbette gönüller kırıldı, üzüldü insanlar ama en büyük kayıp insan kaybı. Çünkü onu geri getirmek mümkün değil. Bir polis şehit oldu, insanlar hayatını kaybetti. Dilerim ki kişisel düşüncem tansiyonun düşmesi, bu olayların sakinleşmesi ve demokratik kanallardan bu iletişimin bir şekilde devam ettirilebilmesi, ülkemizin zarar görmemesi. Yani bundan başka katılır mısınız? Bu dilek ve temennilere katılmak mümkün değil. Ben buna katılırım. Katıldığım gibi de tam tersi bunun olması için elimden gelen her türlü şeyi yapıyorum. Evet. Sonuç itibariyle bir tek
masum kanın dökülmüş olması bizim kazanacağımız trilyon dolarlardan çok daha önemlidir. Dolayısıyla biz kanın dökülmesini mutlaka istemeyiz. Ama insanlarımız da şunu bilmeli. Bizler iş adamları olarak üretimden para kazanan insanlarız. Barış ve huzur olacak, demokratik bir ortam olacak ki siz üretimi ve istikrarı sağlamış olasınız. İkisi birbirini çok besleyen şeyler değil mi? Besleyen yani? Şeyler demokrasi olduğu için olunca zaten. Da daha çok yatırım gelecek, Türkiye dünyaya açılacak. İstikrar devam ettiği zaman da demokratik reformlar daha kolay yapılacak. Şüphesiz. Bunlar hep güçlü bir şekilde birbirlerini destekliyor. Bugün bakın bir şey daha. Bir cümleyle süren doldu çünkü. Daha son cümle alayım. Yabancı sermaye yatırımları şu son olaylardan dolayı şöyle bir ifade kullanıyorlar artık. Yani randevusu var, randevuyu iptal ediyor. Diyor ki ben gelmeyi bir süre erteledim. Yani yabancı sermayenin Türkiye'ye üretim ve istihdama gelen sermayeyi bile şu olaylar engellemiş oldu. Umarız ki normalleşme hızlansın ve bu süreç dursun. Yani o yabancıların tereddütü ortadan kalksın. Şüphesiz bu barış sürecine, bu özellikle Anadolu'da başlayan barış sürecine bizim İstanbul'dan da destek vererek sadece Taksim olayları değil, refah ve huzurun yolu birbirimizi iyi anlamadan geçiyor. Çok teşekkür ediyorum Mustafa Bey değerlendirmeleriniz için. Mustafa Koca ediyorum. Askon, Anadolu Aslanları İş Adamları Derneği Genel Başkanı stüdyo konuğumuz oldu. Bugünkü yayınımızın sonuna geldi. Gelecek hafta yeniden birlikte olmayı umut ediyoruz. Bir kez daha Kandil'inizi kutlarız değerli izleyicilerimizin. Bu Bengü Şap'la birlikte Seyhun Nardemir bugün yayın ekibimizdeki arkadaşlarımızla. Hoşçakalın.